Cumhuriyet'e söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben lehinizde söz istedim çünkü size hak veriyorum. Sizin yerinizde ben de gelip eğer aldığım talimatları yerine getirecek olsam her seferinde AKP Grup Başkan Vekili ne diyorsa onu yaparım veya buradan gösterdikleri zaman ne diyorlarsa onu yaparım. Siz size verilen görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Onun için bu tutumunuzu anlayışla karşılıyorum. Ama siz de bizim talebimizi anlayışla karşılamanız lazım. İş tüzüğe aykırıysa, maddelerde farklı yorumlar varsa biz de onu söylemek zorundayız. Şimdi ben size soruyorum. 500 kelimeyle sınırlıyorsunuz. Sayın Bakan, Sayın Komisyon Başkanı, eğer komisyonda o 48 maddeyi getirmeseydiniz, o 48 maddeyi topladığınız zaman 4. madde kaç sayfaydı, kaç kelimeydi? Yani şimdi o zaman her şeyin özetini mi getireceksiniz? Bununla ilgili Ekin'deki bu tablolar ne işe yarıyor Sayın Bakanım, Sayın Başkan? Bakın bu kadar tablo var. Bakın bunun neredeyse 1/3'ünden fazlası ek tablolarla. Bunu siz kanunun kendinden saymıyor musunuz? Şimdi biz buna nasıl karar vereceğiz? Belki ben öbür ilçenin çıkarılmasını isteyeceğim veya diğer beldenin eklenmesini isteyeceğim. Allah rızası için. Şimdi arkadaşlarımız burada oy kullanacaklar, el kaldıracaklar. Grup başkan vekillerinin dışında kaç kişiye bu önergeyi dağıttınız da arkadaşlarımız hangi ilçenin, nerenin sınırı içerisinde olduğuna bakıyor? Böyle bir şey var mı? Var mı arkadaşlar haberiniz? Önde grup başkan vekillerine birer tane verildi. Hiç olmazsa burada okuyacaksınız ki bütün arkadaşlarımız duysun. Ona göre de evet ya da hayır şeklinde görüşlerini. Peki önceden verilmiş bir kararı burada bize de oynatmak istediğiniz için içine gerek duymuyorsunuz. Biliyoruz aceleniz var. Bir an önce verilen görevi yapıp bitirelim istiyorsunuz. Ama bunu iş tüzüğe uygun yapacaksınız. Siz talebinizi söyleyeceksiniz. Biz de eleştirimizi getireceğiz. Doğru olanı yapacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.